Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bu soruyu siz Türkiye Gazetesi'ndeki köşenizde yazmıştınız daha önce, hatırlıyorum. Üstadını incitene darılmayanın durumu veya üstadına hakaret edene hiçbir şey demeyen, onu bir şekilde sineye çekenin durumu. Bunu sormak istiyorum. Diyelim ki Ehl-i Sünnet alimlerine dil uzatan, tavır koyan birileri var. Biz o durumda susup bir kenara çekilmemiz mi lazım? Ya kavga çıkmasın falan. Ne bileyim, yani neyse işte o da söyledi de boş ver ya, işte söyledi, o kendini bağlar falan gibi. Böyle pısırık bir durumda mı olmak lazım? Eğer böyle olursak bu bizim inancımızla alakalı da bir soruyu ortaya çıkarmaz mı? Yani senin inancın var mıdır, yok mudur, zayıf mıdır arkadaş demezler mi? Musa Bey, şimdi Hüccetül İslam ilmihali var Süleyman Mücezi Hazretleri'nin. Özür dilerim. Eyyühel Veled. Eyyühel Veled. Eyyühel Veled. Ey oğul. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sıfatı. Onun da var öyle Eyyühel Veled diye bir küçük bir risalesi İmam-ı Gazali Hazretleri'nde. Fakat bizim bahsettiğimiz Süleyman Mücezi Hazretleri'nin Eyyühel Veled kitabında geçiyor. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a işte melekleri al git diyor, o kavmi batırın. Cebrail Aleyhisselam gelip bakıyor. Ya Rabbi diyor, burada diyor 80 bin diyor sana ibadet eden, iman eden kullarım var. Allah Teala buyuruyor ki onları da onlarla beraber helak edin. Merak ediyor Cebrail Aleyhisselam. Hikmeti nedir ya Rabbi? O inkar edenler, bize baş kaldıranlar, bize hakaret ederken, bizim gönderdiklerimizle alay ederken, bunlar ses çıkarmadı. Onlarla beraber oturup yemek yediler. Onlarla beraber ayrıca kız aldılar, kız verdiler. Onlar da batırın onlarla beraber buyuruyor. Onlar da batırın. Yüzlerini bile ekşitmediler. Yüzlerini bile ekşitmediler. Açık net, açık net. Yani Süleyman Mücezi Hazretleri Eyyühel Veled kitabında da naklediyor bunu. Ve diğer şeyde de İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i Sur'un bu konuda daha geniş ve detaylı bir şekilde mektubatta buyuruyor ki muhabbet, yani sevmek, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi icap eder. Ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı çok seviyorum. Tamam, burası doğru. Bu senin sevgilin mi? Evet. Onu sevmeyenler var. Ebu Cehil ve tayfası var. Onları da çok seviyorum. Çok özür dilerim de halt ediyorsun o zaman. Olmaz o. Muhabbetin ölçüsünü bildiriyor. Sevgilini, dostları sevmeyi, düşmanlarını da düşmanlık etmeye icap eder. Muhabbetin esası bu. Efendim ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum ama ya bu deist, bu kerata, bu da ateist falan, bu da komünist, mason ama ben bunları da çok seviyorum. Olmaz o. Cemî zıt değil muhaldir. İki zıt şey bir kalpte olmaz. İki zıt şey. Birisinde bu hile yapıyor, aldatıyor. Birinin oradan çıkması lazım. Birisi girerse öbürü çıkar. 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 Devam ediyor bu zat. Bu sevgi ve düşmanlık sadık olanlarda çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hasıl olur. Sadıksa, samimi ise. Ebu Bekir Sıddık. Aynen öyle. Dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görür. Seviyorum diyen bir kimse sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikçe sözün neri sayılmaz. Buna münafık, yani yalancı denir. Münafık denir, yalancı denir. Şeyhülislam Abdullahi Ensari Hazretleri buyuruyor ki Ebul Hüseyin bin Semun bir gün hocam Husri'yi incitmişti. O andan beri kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum buyuruyor. Büyüklerin meşhur olan bir sözü var. Üstadını incitene darılmaz, gücenmez isen köpek senden daha iyidir. Sözünü burada hatırlatmak yerinde olur buyuruyor. Ağır bir ifade. Evet. Köpek senden iyidir. O zaman sen nesin be arkadaşım, değil mi? Sen nesin yani? Köpek iyidir vallahi yani. Değil mi? Öyle bir adam. Hı. Muhabbetin şartı, sevginin şartı Kur'an-ı Kerim'de, Vadi-i Şerif'te bildirilmektedir. Ayet-i kerimelerden anlaşıldığına göre İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır.
Teberri etmedikçe tevelli olmaz. Yani uzaklaşmadıkça dostluk olmaz. Fakat bu bazıların yaptığı gibi insanı eshab-ı kiramı sevmemek yoluna saptırmamalıdır. Çünkü düşmanlık düşmanları olacaktır. Çünkü eshab-ı kirama düşman olanlar da var. Mübarek parantez içerisinde hemen onda girmiş. Ve o talebesine buyuruyor ki, talebesine ümitli olunuz. İki şey sizde varsa hiç üzülmeyiniz. Bu hepimiz için. Neymiş onlar? Biri bu parlak dinin sahibine uymak. İkincisi de dini öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmektir. Allah-u Teala'ya sığınınız ve ona yalvarınız ki bu iki büyük nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca başka şeylerin düzelmesi kolaydır buyuruyor. Sen dinli imamına Bani Hazretleri'ne söylemişsin. Ne yapayım? Söylendik de işte baş versene adamı falan. İmam-ı Gazali baş ver adamı falan. Onun da şeyleri var, eksikleri var. Onu da şöyle hata yapmış olabilir canım falan. Buradan yaklaşıyor, giriyor mevzuya. Buraları böyle tenkit edince doğru Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Tabii. Peygamber Efendimiz'i tenkit ediyor ondan sonra. Ondan sonra da aynı şekilde Allah-u Teala da inkar ediyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İyi biliniz ki bu yola bağlı olanları beğenmemek, bak bu çok ağır ifade, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. İyi biliniz ki bu yola bağlı olanları beğenmemek öldürücü zehirdir. Bu büyüklerin sözlerine, işlerine karşı gelmek insanı sonsuz felakete götürür. Uçuruma sürükler, hele kendi rehberini beğenmez. Ona karşı gelirse, üstadını incitirse neye varacağını düşünmelidir. Hatta bir İslam alimi de şey buyuruyor. Bu din büyüklerine, dil uzatanlara ilk musallat olan cünun, delilik yani sinir hastalığı. Musallat olmuş yani mutlaka. Mutlaka ama. Bu büyüklere inanmayanlar bunların bereketlerine kavuşamaz. Bunlara karşı gelenler her zaman ziyan eder, aldanır. Rehberin her işi, her sözü iyi ve güzel görünmedikçe onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuşamaz. Eline bir şeyler geçerse istidraç olup sonu yıkım ve çöküntü olur. Üstadını sevmekle beraber içinden ona karşı kıl kadar bir beğenmemek bulunursa bunu kendisi için felaket ve yıkım bilmelidir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sur'u. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğullarından Muhammed Masum Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabı var. Onun da var. Orada da o zat da yazıyor bunu. Muhammed Masum Faruk Hazretleri de yazıyor. Aynı şeyler ama. Aynı şeyler yazıyor. Ya şimdi bu nankörlüğün danışkasıdır ya. Hani yukarıda buyurdular münafıktır diye. Münafık. Evet. İki yüzlü. Yani demek ki bu içinden başka türlü inanıyor. Ve biraz böyle şartlar müsait olduğu zaman hani bir söz söyler ya kurt puslu havayı sever diye. Öyle bulantılık olduğu zaman içindekini kusarlar bunlar. Kafayı gösteriyor hemen. Hemen kafayı gösterirler. Ama güç kuvvet söz konusu olduğu zaman da hemen pısar senden daha çok aynı şekilde. Efendim ben İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne aşığıyım falan her gece rüyamda görüyorum falan. Yalan küllün yalan hepsi. Tamam. Küllüm yana bunların hepsi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne aşık olan onun kitabını okur, onu bildirdiği şekilde hareket eder. Onu bildirdiği şekilde hareket eder. Şimdi kıymetli değil ki, söz kıymetli değil ki. Amel veyahut da yaptığın şey kıymetlidir. Lisan-ı kal. Tabii. Yoksa adam aynı şekilde kendisini dil ile lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Entaktır. Yani. Şimdi adam... Öyle bir şey yok. Boyuna anlatıyor. Ben rüyamda işte gördüm de uçtum da kaçtım da falan. Daha önceki o milli eğitimde çalıştığım zamanlarda da vardı falan. Geliyordu böyle işte Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm falan. Dün gördük işte böyle diyor zar atıyorduk falan. İşte oruç yok, namaz yok, tamam mı? Yani gördüğü şey şeytan. Bununla oynayıp duruyor. Onu da ben merak ederdim. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor da efendim rüyada Peygamber Efendimiz'i görmek. Evet hadis-i şerifte buyuruyor ki beni gören mutlaka kendisi beni görmüştür. Şeytan benim suretime giremez. Benim suretime göre. Bir talebesi diyor ki efendim ben Resulullah Efendimiz'i rüyamda gördüm. İşte böyle böyle buyurdular falan. Ona cevap yazıyor. Yavrum buyuruyor. Önce ikaz ediyor. Yani şeytanın aldatması olabilir. Ama diyor hadis-i şerif var efendim diyor gördüysem. Ondan sonra dönüyor. Mübarek Faruk'u damar harekete geçiyor. Diyor ki yavrum sen Peygamber Efendimiz'i fiziken hiç gördün mü? Yok. Peki Peygamber Efendimiz'in resmi var mı? Yok. Yok. Videosu var mı? Videosu var mı? Yok. Peki demiş. Ama efendim işte o hadis-i şerifte dediğine doğru.
Tamam, fiziken bizzat kendisi gözüktüğü kendisidir. Ama iblis sana bir resim getiriyor. Bu diyor peygamberdir. Sen görmedin ki daha önce. Onu peygamber zannediyorsun diyor. Onu peygamber zannediyorsun. Ben bunu mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri öğrettikten sonra böyle geliyordu. Ben işte peygamberimi rüyada gördüm. Bakıyor falan, namaz yok, niyaz yok. Aa, şeytanın oyuncağı olmuş. Şeytan buna bir resim gösteriyor. Bu peygamber, bu da zannediyor. O öyle zannediyor. O öyle zannediyor falan. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet talimleri Peygamber Efendimiz'in varisidir. Bunu unutmamalı. Varis gücendirilirse, muhlis yani aleyhissalatü vesselam esas olan Peygamber Efendimiz'e gücendirilmiş olur. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.